Merhaba, kazanım 38 testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz, bir sınıfta futbol, voleybol ve basketbol oyunlarından en az birini oynayan öğrenciler bulunmaktadır. Tamam. Bu sınıfta voleybol oynayan herkes futbol oynamakta. Ha, bak, voleybol oynayan herkes şöyle ne oynamaktaymış? Futbol oynamaktaymış. O zaman futbolda şöyle çizeyim. Tamam, bu da futbol. Tamam, devam edelim. Futbol oynamakta. Basketbol oynayanlar ise, bak basketbol oynayanlar ise voleybol oynamamaktadır. Ha, o zaman voleybolu, pardon basketbolu şöyle çizeceğiz. Bakın. Bakın basketbol oynayanlar, voleybol oynayanların ortak bir kesişimi, yani bir kesişimi yok. Hocam futbolda olabilir. Tam olabilirse o zaman böyle çizdim. Olmayabilir. Dışarıda çizebilirdim ama işte orada eleman var mı yok mu bakacağız. Yani sonuca göre olup olmadığını göreceğiz. Tamam. Şimdi o zaman şuralara ne diyorduk biz? A, B, C, D diyorduk. Tamam, kümemizi bu şekilde çizdik. Hadi başlayalım. Bu sınıfta futbol oynamayan 10 kişi. Bakın futbol oynamayan 10 kişiden bahsediyor. Şimdi futbol oynamıyorsa futbolu kapatınca geriye ne kaldı? D mi kaldı? O zaman D dediğin ne olur? 10 olmuş olur. Tamam. Basketbol oynamayan 15. Şimdi basketbol oynamayan diyor. Basketbolu kapatırsan, değil mi? A artı B ne olur? 15 olmuş olur. Tamam. Sonra ne diyor? Voleybol oynamayan 27 kişi. Şimdi voleybolu kapattığın zaman, yani A'yı kapattığın zaman geriye B artı C artı D ne olmuş oluyor? 27. Diyor ki bu öğrenci sayısı, sınıftaki öğrenci sayısı 34. Yani hepsinin toplamı A artı B artı C artı D de 34. Bak, şimdi mis gibi yine geldi. Bak dikkat, bak bak şimdi. Dur kırmızı ile yazayım şöyle. Bak şuraya bir bak. BCD'nin toplamı kaç? 27 mi? Bak, şurası kaçmış? 27 mi? A'nın o zaman 7 olduğunu göremeyen var mı aramızda? Değil mi? Burası 27 ise at öbür tarafa. Eksi 27 diye geçti 7. Ya da neyle 27'yi toplarsan 34 yapar. 7'yi bak A 7 olarak buldum. Çok güzel. Bak 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 bak. A 7 ise B kaç? 7 ile neyi toplarsan 15. 8'i değil mi? B eşittir 8. Hayırlı olsun. Tamam. Peki D'nin de 10 olduğunu biliyordum. Oo, daha ne istiyorsun ki ya? Bir de şu. BCD'nin toplamı 27 ya. Bakın şurada BCD'nin toplamı. Hadi kafadan toplayalım. B kaç? 8. D kaç? 10. Topla 18. 18'de C'yi toplayınca ne bulacaksın? 27. Kaç olur? 18'de neyi toplasan 27? 9. O zaman C'de de kaç olur? 9 olmuş olur. Her şeyi bulduk. Artık sorunun cevabının da çıktı. Ne diyor? Yalnız futbol oynayanlarla. Şimdi yalnız futbol oynayanlar neresi biliyor musunuz? B. Bakın şurası. Yalnız futbol oynayanlar B. B ile yalnız basketbol oynayanlar. Yalnız basketbol oynayanlar ise D. Yani B ile D'nin toplamını soruyor bana. B ile D'nin toplamı 18 olmuş olur. Cevabımız C'dir. İkinci soru. Almanca, Fransızca ve İngilizce bilenlerin bulunduğu bir sınıfta öğrencilerin tamamı İngilizce bilmektedir. Wow, ne güzel. Bak öğrencilerin tamamı İngilizce biliyorsa demek ki evrensel küme İngilizce. Ve Fransızca bilenler Almanca bilmiyor. Oo, ayrık küme en sevdiğim. Bak ayrık küme. Fransızca bilenler Almanca bilmiyor diyor. O zaman ikisi de ayrı ayrı kümeler. Tamam. Hadi biz yine A, B, C diyelim de şuralara. A, B, C. Tamam. Yalnız bir yabancı dil bilen neresi? Hadi bana söyleyin. Yalnız bir yabancı dil bilen neresi? Hı? C. Mi? A. B. Niye biliyor musun? Şunu kaçırmayın. A dedim Fransızca biliyor. Değil mi? A dedim Fransızca biliyor. Ama bak cümlenin başında ne diyor? Öğrencilerin tamamı İngilizce bilmektedir. Aslında o A dedi İngilizce de biliyor, Fransızca da. B şey C dediği ne yapıyor? Almancayı biliyor. Üzerine bir de İngilizce biliyor. Yani B dediği ne yapıyor? Bakın Fransızca ve Almanca biliyor mu B dediğin? Yok. Sadece İngilizce biliyor. Heh. O zaman bu sınıfta yalnız bir yabancı dil bilen yani B 12 kişi. Gördünüz mü? Tamam. Ve Fransızca bilmeyen 19 öğrenci. Şimdi Fransızca'yı böyle kapattığın zaman ne kaldı geriye? B artı C dediğin 19 kaldı. B'nin zaten 12 olduğunu biliyorum. 12 ile neyi toplarsan 19? 7. O zaman C'de ne olur? 7 olmuş olur. Bana neyi soruyor? Almanca bilen kaç öğrenci var? Bakıyorum. A, C tane öğrenci var. Peki C kim? 7. O zaman cevap ne? 7.
Bak, mis gibi soru. Anlaştık. Evet, üçüncü. Futbol veya futbol, voleybol ve basketbol oynayanların bulunduğu bir toplulukta futbol oynayan 27, voleybol oynayan 25, basket oynayan 23, futbol, voleybol oynayan 11, voleybol, basketbol oynayan 13. Abo, ortalık karışık. Bak, bak geliyor. Bak geliyor. Hemen aklıma geldi bak. Şimdi şuraya bir şey yazacağım. Wow diyeceğim hocam. A birleşim, B birleşim, C. Bunu hatırlıyor musun? Bunu hatırlıyor musun formülünü? Değil mi? Şimdi biz bunun yerine şöyle yazacağız. Hatta hemen altına yazayım ki siz de görün diye. Yani çıkarın diye. Bak kimler var? Futbol var, voleybol var ve basketbol var. Bak nasıl yapıyorduk? Futbol. Sonra voleybol. Sonra basketbol. Sonra ikişer ikişer kesişimleri. Yani futbol, kesişim, voleybol. Eksi alta devam edeyim. Futbol, kesişim, basketbol. Eksi voleybol, kesişim, basketbol. Artı üçünün de kesişimi. Futbol, kesişim, voleybol, kesişim, basketbol. Hocam nereden anladım bu olduğunu? E baksana ortalık karışmış. Basket oynayanlar, futbol oynayanlar, voleybol oynayanlar, her ikisi oynayanlar, üçünü oynayanlar. Oo. Anlaştık mı? E hadi şimdi bunu nerede yerine yazacağız ya? Dur. Ha şöyle bak. Şimdi sırasıyla gidelim. Futbol oynayan. Evet 26. İşlemi yukarı yapayım. Artı. Voleybol oynayanı bulacağız. Voleybol oynayan 25. Tamam. Artı. Basketbol oynayan. Basketbol oynayan kaç? 23. Tamam. Şimdi eksilere geçiyoruz. Bak. Futbol ve voleybol oynayan 11. Futbol, voleybol. Bak. Futbol, voleybol. Kaçmış? 11. Tamam. Eksi. Sonra voleybol, basketbol oynayan 13. Bak. Voleybol, basketbol. Biz şuraya yazmışız. Bu da kaçmış? 13. Sonra futbol ve basketbol oynayan 12. Bak. Futbol, basketbol 12. Artı her üçünü de oynayan 8 kişi. Aha bu işte. Şimdi bana neyi soruyor? Grupta kaç kişi vardır? Yani aslında birleşimini soruyor. Şimdi bu işlemi kim yapacak acaba? Bu işlemi kim yapacak? 26, 25 daha 51. Şuradaki 20 daha 71. 3 daha 74. 10 çıkar 64. 1 çıkar 63. 63'ten 10 çıktı 50. Değil mi? 12 çıkar 48. 8 daha 56 mı yaptı? Ki yanlış topladık. Evet. Yanlış yaptık. Şuraya bir topla 2, 4, 6 değil mi? Buraya 68 oldu. 68. Altta 74. Tamam. 74 şurası olsun. Şunları bir daha toplayalım. Kaç yaptı? 20, şurası 25 değil mi? 36. 36'yı çıkaralım. 8. Ha 38 be 38. Biz 48 dedik. 8 de burada kaç olmuş oldu? 46 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi 4 işlemin önemi çok büyük. Bak ben yapamadım. Cevap Ceyhan.